Bizim kültürümüz yer sofrası kültürüdür. Bizim neyimize gerek saat kuleleri mesela? Biz saati yani başımıza kaldırıp kuleye bakarak anlamayız ki. Peki abi, o zaman saate ve saatleri ayarlama enstitüsüne bakışımızla ilgili bir röportajımız var. Onu izleyelim, ondan sonra tekrar devam edelim. Sansürledin. Konuyu değiştirdin. Yok yok, asla. Anladım onu. Aynen yerden. Anladım aynı onu. Kalan yerden devam edecek Çetin abi. Evet, röportajı izliyoruz. Merhabalar. Bugünkü gündemimiz yaz saati uygulaması. Şu an ise Zimbabwe ile aynı meridyen üzerinde bulunan İstanbul'un Aksaray semtindeyiz ve halkımıza saatleri ayarlama enstitüsünü soruyoruz. İstanbul'un Aksaray semtindeyiz. Bugün biliyorsunuz saatler ileri alındı. İleri aldınız mı saat? Aldık saatimizi, evet. Almadım çünkü otomatik olarak zaten alıyor telefon. Kendi kendine alıyordu özü telefonun. Bugün almadım, unuttum. Bugün unuttum yani. Peki daha önce bu konu hakkında bir sorun yaşadınız mı? Yaşadım. Uyku düzenim bozuldu. İşte sorun yaşıyoruz. Eskiden manuel olarak alıyorduk. Yani bazen geç kalma oluyordu tabii. Yok vallahi saat 6'da kalkıyorum özüm. Saat kim işliyor benim beynim? Rayına getirene kadar bir ay falan geçiyor yani. Şöyle bir şey yapsalar, yarım saat ileri alsalar, yarım saat. Mesela hiç yanmasalar da, hiç yanlatmasalar daha iyi değil mi? Peki bu saatlerin ne zaman değişeceğine kim karar veriyor biliyor musunuz? Hükümet sanırsın. Ben akademisyenler buna karar veriyor diye düşünüyorum. Güneş enerji diye bir şey olabilir mi? Bu şey, Enerji Bakanlığı. Türkiye'de Saatleri Ayarlama Enstitüsü diye bir kurum olduğu söyleniyor. Ve yılda sadece iki kere görevini yapıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya hiç yapmazsın zaten. Güzel bir şey bence. Olabilir, mantıklı. Saygı duyuyorum. Boş iş gibi bir şey. Bunun içinde bir şeyin gerektiği olduğunu düşünmüyorum. Haksızlıktır yani, 70 milyonun hakkını gasp ediyorlar yani. Vallahi sadece bu dediğiniz işlem için bir kurum kurulmuşsa bence çok saçma bir şey. Vallahi her şeyde olduğu gibi bu da bir gereksiz yani, iki defa çalışan bir kurum için. Senede iki gün çalışıyorlar, geri kalan 363 günü yatıyorlar. Zaten 6 aya bir oluyor. Zaten günde az çok bellidir. İyiymiş ha, vallahi iyiymiş. Bir söylentiye göre Türkiye'de Saatleri Ayarlama Enstitüsü diye bir kurum varmış ve buna o kurum karar veriyormuş. Biliyor musunuz, bundan haberiniz var mı? Öyle bir kitap var, onu biliyorum.